Burada neden yaşıyor? Buranın gelirlerini elde ederlerse. Evet. Yoksa İnşallah. İşte üzülüyoruz yani, buralarda herhalde o gelen işçilerin kaldıkları yerler herhalde. Burada. Böyle ormanın her yerinde bunlar var. Ha, biz şunu söylüyoruz, Balıkesir Aykop'un. Bolu'da da yaşanıyor, Muğla'da da yaşanıyor. Ya bu sorun Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Sadece Balıkesir özelinde değil. Fiyat 150 lira depo üretimi olan bir fiyat bu sene 110 lira. Yani orman köylüsü bu işi yapmasın, çekilsin kenara istediler. Ama bu değildir yani. Bu orman köylüsü az önce dediniz ya, burada duruyorsa boşuna durmuyor. Evet. Şu anda Susurluk Gürece'de kayın ormanının içerisindeyiz. Burada orman köylülerimizle beraberiz. Muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımız. Burada iptal edilen bir yönetmelik söz konusu geçtiğimiz yıl Temmuz ayında. Bu yönetmeliğin yerine yenisinin çıkarılması gerekiyor ki kooperatiflerimiz kanundan gelen haklarıyla burada yaşayan köylülerle beraber bu ormandaki kesim işlerini eskisi gibi yapabilsinler. Buralarda yaşamak zordur. Buralarda yaşıyorlarsa bu insanlar bu orman gelirinden faydalanmak istiyorlar. Ama şu anda şirketlere bir servis edilmesi söz konusu orman gelirlerinin. Şirketler ihalelere giriyorlar, köylüleri ezip geçip ihaleyi alıyorlar ve kesimleri de genellikle yabancı işçilere yaptırıyorlar. Dolayısıyla biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak. Bu kooperatifler aynı zamanda bizim ortağımızdır hayvancılık üretiminden dolayı. Bizim köyümüz orman köylüsüyüz. Kooperatif başkanı olarak biz ormandaki kesimleri alıp organize ediyorduk. Tahsisli kesim yapıyorduk. Fakat geçen yıl açılan davada 3 Temmuz itibariyle iptal olduğu için bütün haklarımızı kaybettik. Bu haklar hemen acil bir yönetmelikle Orman Genel Müdürlüğü tarafından müteahhitlerin önü açıldı. Şirketlerin önü açıldı, ihalenin. Fakat tahsisli kesimlerin önü açılamadı. Açılmadı. Şimdi bu konuda biz çok mağduruz. Şimdi bizim köylümüz burada bakıyor. Buraya yabancı, Afganistan'dan, Suriye'den, Türkiye'nin her yerinden gelip bu şekilde çadır kurup burada çalışıyorlar. Burada işimizi kaybettik, çok mağduruz. Yoksa bu işler çok kötüye gidiyor. Bu insanlar burada mağdur oluyor. Mikrofonlara sırayla neye arkamızı vereceksek güneşe göre...